Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte lezzetli, güzel bir tencere yemeği hazırlıyoruz. Farklı lezzetler tatmak istiyorsanız tam size göre nefis bir tarif. Yemeğimiz için yoğurma kabına ilk önce 500 gram kıyma ilave ediyorum. Üzerine bir adet kuru soğanı rendeliyorum. soğanı rendeleyip hazırladıktan sonra 3 diş sarımsak kullanıyorum sarımsağı da rendeliyorum 1 yumurta ilave ediyorum 1 çay bardağı ince bulgur ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum Birer çay kaşığı pul biber, kimyon, karabiber. Bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ilave edip özleşinceye kadar yoğuruyorum. Köfte hazırlarken güzel yoğurmak önemli. Özellikle bu şekilde bulgurlu bir köfte hazırlıyorsanız tamamen özleşinceye kadar yoğurmanız gerekiyor. Bir 5-10 dakika güzelce harcımızı yoğuralım. Karışıncaya kadar güzelce yoğurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un ile birlikte özleşinceye kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel toparlandı. Yuvarlanabilecek kıvama geldi. Harcı gördüğünüz gibi güzelce yoğurdum. Şimdi küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Çok büyük değil. Bakın, cevizden küçük, fındıktan büyük. Bu büyüklük tabii ki tamamen size kalmış. Arzu ettiğiniz boyutta da hazırlayabilirsiniz. Köfteleri bu şekilde hazırlıyorum. Köfteleri hazırladıktan sonra un serpmiş olduğum tepsiye koyuyorum ve una buluyorum. Bu pişerken dağılmasını engelliyor. En çok el oyalayan kısmı köfteleri yuvarlamak bu yemeğimizde. Köfteleri una bulayıp hazırladım. Şimdi köfteler ile birlikte bir çay bardağı kuskus, bir su bardağı haşlanmış nohut kullanıyorum ve hemen yemeği pişirme işlemine geçiyorum. Yemeğimiz için tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağının üzerine yemeklik doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde bir tepeleme yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum. Hatta bir buçuk da diyebilirim. Salçalı seviyorsanız bir buçuk ilave edebilirsiniz. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Ve şimdi üzerine sıcak suyunu ilave ediyorum. Suyu ilave ettikten sonra bir tepeleme tatlı kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yemeğin suyu kaynamaya başladığında köfteleri suyun içine bırakıyorum. Tek tek ekliyorum dağılmaması için. Köfteleri ekledikten sonra bir su bardağı haşlanmış nohutu ilave ediyorum. Bir çay bardağı kuskus ekliyorum. Dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Küçük dokunuşlar yaparak dağılmaması için köftelerimizin dikkat edelim lütfen. Şimdi artık pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş yemeğimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada tekrar karıştırıyorum. Kuskus bir makarna çeşidi olduğu için birbirine çok yapışabiliyor. Bunun için dikkatli de karıştıralım. Ve yemeğimiz kaynamaya başladığında ocağın altını kısıp kısık ateşte kuskuslar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Kuskuslar yumuşadığında köfteler de pişmiş oluyor. Bakın şöyle kıvamını kontrol ediyorum. Gayet güzel pişti artık afiyetle yemeğe hazır. Su miktarı da tabii ki size kalmış. Arzu ettiğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Daha sulu kıvamlı seviyorsanız bir miktar sıcak su üzerine ilave edebilirsiniz. Yemeği servis tabağına alıyorum. Ve servis yaparken üzerine tekrar bir miktar kuru nane serpiyorum. Kuru nane bu yemeğe çok yakışıyor. Artık yemeğimiz afiyetle yemeğe hazır. Lezzetli. Güzel bir sulu köfte hazırladık. Kuskuslu bir sulu köfte. Kıvamını da görüyorsunuz. Nefis bir tarif. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel bir tencere yemeği hazırladık. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.